Copulator Mush'te Dog Day'i Smiling Critters'lardan kurtarsaydık ne olurdu? Biliyorsunuz ki Dog Day ile karşılaştığımızda küçük Smiling Critters'lar, yani bizim adlandırdığımız veletler, Dog Day'i yiyip bitiriyorlardı ve Dog Day'i de kötü birine dönüşüyordu. Ondan sonra da bizi kovalıyordu. Ya onu kurtarsaydık, ele geçirilmeseydi bizi kovalar mıydı? İşte bugün onun cevabına bakacağız. Rizaud abimizi izlediğimiz videoyu sevmişsiniz. Ben de devamını çekmek istedim. Daha çok bu tarz video için, daha çok Copulator Mush için hemen aşağıdan abone ol tuşuna basın ve video 10.000'den fazla beğen atın. Her 10.000'den fazla beğeni geldiğinde Copulator Mush'a devam edeceğim. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Evet, Rizaud abimiz burada. 14 dakikalık video, hepsini izleyeceğiz. Bakacağız Dog Day'i kurtarsak ne olurmuş. Şimdi bu mod mu değil mi ben çok anlamamıştım. Siz yazmışsınız yorumlara. Bence mod abi, çünkü yani adam çok farklı şeyler yapıyor. Mod nasıl yüklenebilmiyor ama ben de yapmak istiyorum şahsen. Mesela ben yapsam ne yaparım? Catnap'le Hagiwagi'yi dövüştürebilirim mesela. Neyse boşverin, oraları hiç sorulamayın. Neyse. Şimdi sizinle birlikte bu videoya geçeceğiz. Rizaud abimizin kanalı açıklamada. O zaman yavaştan başlayalım. Evet, Dog Day'i Smiling Critters'lardan kurtarırsak ne olur? Burayı hatırlıyorum bu arada. Bu mekanı ben bulmuştum. Size girilmeyenlere girdim videosunda göstermiştim. Diyor ki onun kurtulduğunu, onu kurtaracağız diyor. İşte onun kurtulduğuna emin olacağız diyor. O ölmeyi hak etmiyor diyor. Kesinlikle bu şekilde ölmeyi hak etmiyor diyor. Ya bu şekilde ölme dedi de yani Smiling Critters'a şu küçücük şeyler yiyor onu. Bakalım onu yemezlerse ne olacak? Aha. Aha, your puppy is angel. Beni kurtarmaya mı geldin? Küçük olanlar geliyor. Zamanımız yok. Dog Day diyor. Hiçbir şey anlamadım. Tabii ki kanka diye. Burayı biraz araştırmaya izin ver diyor. Arkadaşlar bu arada PUBG videosu çeksem. PUBG bildiğiniz. Normal komikle oynadım. İzler misiniz yorumlara yazın. Bir anda aklıma geldi. Bir anda aklıma geldi, yorumlara yazın. Evet, burada bir konuşma dönüyor. Nasıl kurtaracağız? Aha geliyorlar. Kurtar. Aha kurtardı. Aha teşekkür ederim falan diyor. Bak bak kurtuldu. Benim için bir son olduğunu düşünüyordum diyor. Niye kaçmaya çalışıyorsun oğlum? Adam kurtuldu. Bizi kovalayacak mı? Onu kurtardık ama bak kovalamıyor bizi. Niye kovalasın abi? Adamı kurtardık. Yani kurtardık ama hala gidiyoruz. He, kurtardık ama kovalamıyor. Biz yine aynı yoldan gidiyoruz ama bizi kovalamıyor abi. Bizi hiçbir şeyle kovalamıyor şu anda. Baya normalde peşimize burada Dog Day olurdu. Dog Day gelmeden abi hızlıca biz koşa koşa gidip. Bakın normalde burada gelmesi lazım ama gelmiyor. Bakın hiç kimse yok. Adam onu nasıl yapıyor acaba? Karşıya atla abi. Aha atladık. Bu arada videoyu sona kadar izleyin çünkü ya bu Dog Day'in kurtulması dışında da şeyler var videoda. İzlemedim ama ya yani önceki videonun hatırladığınız kadarıyla kesimisinin sonda gelmesi gibi. Aha! Bunun gibi işte. İşte bize şey yapıyor. Bu arada bizden hızlı nasıl geldi? Adam diyor ama sen çok hızlısın diyor. Bak bizde bize teşekkür meşekkür ediyor herhalde, yanımıza geldi. Aha! Ben burada biraz uyuyacağım, beni kurtaracak, teşekkürler diyor. Bu sesi nasıl yapıyor ya? Yapay zekayla mı yapıyor acaba? Bayağı bize konuşuyor, dedi ki ben biraz uykuya dalacağım diye, biraz kestireceğim, hadi sana görüşürüz diyor. Evet. Ne diyor? Ha, Dog Day'in yakalama yerini Dog Day'siz incelersek ne olur? Abicim biz burayı inceledik ama haberin olsun yani, senden önce de vrandık. Diyor ki burada bir sürü gizli şey var diyor. Oo, biz buraya bakmadık lan. Ne diyor? Ama diyor hani hızlı koştuğumuz için, hızlı kaçtığımız için onları görmeyebiliyoruz diyor. Oraları kaçırabiliyoruz, gözümüzden kaçabiliyor diyor. Neler var abi orada? Hiçbir şey yok diyebiliyorum yani ben. Bir ölçü içeriden kesimisi çıkıyor değil mi? Jumpscare çıkıyor. Korkutuyor bizi. Bir tane önceki videoda korkutuyor bize eşek. Öyle bir şey oldu değil mi? Aa gülerim var ya. Diyor ki burada kullanılmayan tüneller var diyor. Yani burada kullanamadığımız tüneller var diyor. Ve diyor kullanılmayan duck ride diyor. Şey ördek sürüşü mü? Aa oraya bakmıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar, biz burayı incelemiştik. O girilmeyenlere girdi videosunu izleyenler anlamıştır, biz oraya bakmıştık. Buralar kapanıyor ama bizi saldıran hiç kimse yok çünkü orada da Dog Day yok arkadaşlar. Bu arada girmeyenler videosu da 200 bin izlenme olmuş. Çok teşekkürler arkadaşlar desteklediğiniz için. Siz bu videoda destek olurken ben Popülator videoyu atmaya devam edeceğim. Sadece şey düşünüyorum. Teori videosu gelsin mi? Teori videosu gelsin diyenler gelsin yazsın. Çünkü elimde iki tane teori videosu var. Atsam ya yapsam yapmasam bilmiyorum. Yorumlara yazın teori videosu gelsin mi? Birisi Misty Light'la alakalı, o Bayan Lokum'la alakalı.
Birisi de Prototype ve Catnap ile alakalı. Topluluğu atmıştım, onu da çekmedim yani daha. Ona bakabiliriz isterseniz. Yorumlara yazın. Ha? Buraya kadar kovalıyorlar bu küçükler. Şey, Dog Day kovalamıyor ama bu Smiling Critters kovalıyor. Ne kadar saçma. Bir de küçük küçük. Bir de öldürebiliyorlar o şey. Diyor ki işte böcekleri de şey adına geldiniz deliye geri gidin falan diyor. Kral valla biz ışınlanamadık, adam tık tık diye tuşa basıp ışınlanıyor. Şu an etrafa bakıyor. Dedim ki videoyu sakın sardırmayın. Sonlarda bir şey var muhtemelen. Çünkü genelde bu adam böyle yapıyor. Şimdi de Dog Day kısmında Smiling Critters'lar ne yapıyor onu gösteriyor. Bakalım ne yapıyormuş. Yani bu onun içine girdikleri kısmında nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Ya yine You Are Poppy's Angel. Buralar konuşma. Kesti hemen oraya. Bak buradan geliyorlar. Bu delikten geliyorlar. Gelecekler şimdi. Bu arada delik de bir yere çıkmıyor. Diğer odaya çıkıyor da orada orayı yapmamışlar. Hiçlikten geliyorlar. Bak şimdi. Aa geldi. Bak geliyorlar. Nereye gidiyorlar? İçine giriyorlar ama içinde yok oluyorlar herhalde. Hepsi şimdi Dog Day'in içinden mi çıkacak? Dog Day dur, öldüreceğim bizi Dog Day. Evet öldürdü. Bakamadı ki. İçine girmesi lazım abi. Ha içine girip kayboluyorlar herhalde. Baksana nasıl giriyorlar. Abi çok garip ya. Çok detaylı, çok şey bir oyun da. Bu arada içinde yoklar bu arada, fark ettiyseniz. Çok kaliteli bir oyun da. Çok şey ya, çok bulmaca var. Yine öldürdü bizi. Jumpscare de korkunç ha. Ha diyor ki nasıl içine sığıyorlar diyor. Gerçekten nasıl içine sığıyorlar acaba? Bak içinde gözükmüyorlar. Nasıl sığabilirler ki hepsi? O kadar yaratık nasıl Dog Day'in içine giriyor? Vallahi şaşırtıyor beni. Peki bu Dog Day kovalamasının sonunda Dog Day ne yapıyor? Mesela biz buradan attıktan sonra kapı kapanacak ya bak. Biz buna bakmadık. Bak kapı kapandı. Dog Day'e ne oluyor? Dog Day hiçbir şey yok. Dog Day böyle bekliyor. Acaba şey, bak diyor ki Dog Day diyor, şaşır adı ne, kafası karışmışa benziyor diyor. Burada aslında bir sürü saldı gelecek, Dog Day'i de içine alacak değil mi? Çok garip olurdu ya. Ama Dog Day artık kurtulmayacak mı acaba? Hani içinde hep Smiling Critters var ya. Ha bu arada buraların içinde de Dog Day'ler var bakın gördüğünüz üzere. Buna biz şans ol yani şey denk gelmiştik buna biz. Etrafta gezerken böyle deliklerin içinde bekleyen Dog Day'ler görmüştük hatırlarsanız arkadaşlar. Buraya biz baktık yani girmeyenlerde. Eğer ki kovalama sırasında buralara girerseniz Dog Day'ler direkt buradan çıkabiliyormuş. Yani birden fazla Dog Day bekliyor buralarda. Bakın burada da bir tane var. Tam burada bekliyor evet, gördüğünüz üzere. Şimdi ne? Atla abi. Aha. Kapanmadan önce oyunu durdurdu. Aa bir can çekişme sesi geldi. Ne oluyor lan? A Dog Day yanımıza getiriyor. Kapı kapanmadı, hani kapı kapandığında bizim yanımıza gelseydi ne olurdu onu mu göster? Öldürürmüş evet. Bu sefer korkutmadı beni. Rizado. Böyle jumpscare'ler yapıyorsun. I won't wait for you. Senin için beklemeyeceğim diye. Aa bakın Playhouse'da yani Dog Day'in olduğu mekanın içerisinde gizli bir yer varmış. Gizli bir level diyor. Gizli bir yer var. Bu Duck Ride olduğu gibi. Duck Ride'i biliyorsunuz hani göstermiştik ya bu denizin için. Hatta mavi bir pençe izi vardı. Pardon mavi kan izi vardı. Bu arada o da şeye benziyor. Pop Playtime 2'de de vardı. Huggy Wuggy'nin düştüğü yerde. Ya ora diye düşünmüştük biz. Peki böyle gidince diyor. Ha evet burada kilitli bir kapı vardı. Açılmıyordu hatırlarsanız. Ben burayı hatırlıyorum. Üstten geçiyorduk herhalde. Ben niye buraya bakmadım? Unuttum herhalde ya. Girelim abi hızlıca içeri. Aha girdi. Evet. Garip bir parkurla karşı karşıyayız bu arada. Onlar gelemez buraya. Girmeye çalışıyorlar baksanıza. Ama gelemezler. Ne olacak abi? Parkur markur yapmışlar. Niye acaba? Hani direkt yapmaya da bilirlerdi burayı. Detay olarak eklemişler. Yani bu Rizado'nun kendisinin yaptığını ben sanmıyorum şahsen burayı da. Burada bir düzenek var yani. Bak burada da devam var. Kapı da açık. Bak yine bir parkur var yukarı çıkan. Acaba geliştiricilerden biri sıkılmış da böyle bir yer mi yapmış? Olabilir. Niye olmasın değil mi? Atlayamıyor ki. Kafası çarpıyor normal. Yo atladı. Oraya da atla abi. Ve bir yerde hala bak. Koşma kovalama sesi geliyor. Bir yerde biri şey yapıyor yine. Karşıya ne atlıyorsun? Aa bak orada da bir yer vardı. Parkur daha yukarıda çıkıyor. Yukarıda nereye bağlanacak? Vent mi var? Yo. Yukarıyı boşuna yapmış da. O aşağıda bir yer var abi. Oraya bakmak lazım.
Oraya bakalım hızlıca. Vent var burada. Diyor ki ve buradaki ventle buradaki havalandırmayla bitiyor diyor. Havalandırmanın içinde ne var abi? Boşluk var herhalde. Biz buraya baktık mı arkadaşlar? Bunun altı da var la. Biz buraya hiç baktık mı? Girmeyenler videosuna izleyenler yazsın. Ben bakmadık diye hatırlıyorum ya. Baksam şaşırırdım şahsen. Yani burada ilk kez görmüş gibi olmazdım. İlk kez gördüm çünkü burayı. Aha. Aa şey doktor gel diyor ki Angel diyor gizli leveli buldun diyor. Ha burası mod yani burası çok belli ediyor da kendini. Burası mod. Diyor ki burada hiçbir şey yok diyor. Buraya gelsek acaba Dog Day böyle gelir miydi? Düşünsenize gerçekten geliyor. Aslında burası mod falan değilmiş. Hani adamın yaptığı bir şey değilmiş. Böyle geliyormuş gerçekten Dog Day. Çok korkunç olur lan. Diyor ki ya neden buraya yapıldığının sebebini ne düşünüyorsun sebebi hakkında diyor. Neden buraya yapılmış olabilir diyor. Ve böyle bir yerler de var işte buraları biliyorsunuz. Bir de bakın arkadaşlar şey var. Bu bizim elimizdeki turuncu el var ya silah sıktığımız. O diyor makineli silaha dönse ne olur? Hani sınırsız bir mermi olsa ne olurdu diyor. Bakalım. Nasıl yapabiliyor bunu ya? Sınırsız mermimiz var şu anda. Taramalı UV yazıyor la sağda. Oha. Şu an can oyun da can çekişiyor. Adamın bilgisayarı da can çekişiyor. Oradaki Smiling Critters'a can çekişiyor. Mermi sayısı UV arkadaşlar. Doomguy. Doom serisini bilenler yazsın bu arada. Doomguy'a döndü. Elimizdeki silah çok güçlü. Sık. Cancı bildiğin can çekişiyor. Baksana şuna. Oyun da donuyor ha. Şu silahla Catnap'e sıksak ne olur acaba? Şuna bak. Vallahi gidiyor. Ama bir adam bilgisayarı şu an 5 FPS. O konudan biraz kötü. Ve sonrasında adam zaten buraları birleştirmiş arkadaşlar. Evet Rizador'un videonun tepkilediğimiz videoları seviyorsanız yorumlara yazın. Zaten önceki videoyu sevmiştiniz. Ben ona o yüzden çekiyorum bunu. Rizador böyle videosu çekilebilir şeyler yayınlarsa tekrardan ben tepkisini çekerim sizin için. Dediğim gibi teori videosu yapmayı planlıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir tane yapmıştık. Abone olmayı ve videoya 15.000'den fazla beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Bay bay.